ve dekorasyon bölümümüzde evlerimizin inşaatı ile ilgili Edmonton'a gidip ustalarımızdan bilgiler aldık. Bakın neler söylemişler. İzliyoruz. Sevgili mahalleli, bu hafta dekorasyon bölümünde ev dekorasyonunda merak edilenleri ustalarımızla konuşuyoruz. Efendim, güneşli bir Londra'dan merhabalar. Mahalle sakinleri, bu hafta dekorasyon bölümü için Kuzey Londra'ya geldik. Edmonton bölgesindeyiz. İngiltere'deki evler hepimizin malumu. Genellikle yapıları 2 ve 3 katlı yapılardan oluşuyor. Ancak evlerin devlet politikası gereği dış yapılarında değişiklik yapmak gerçekten çok zor. Bunun için ev sahipleri, evlerini yeni alanlar, evlerin içerilerinde değişiklik yapıyorlar. Dekorasyona yeniden başlıyorlar evlerinde. Peki ev dekor ederken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi malzemeler kullanılmalı? Hangileri daha sağlıklı? Şimdi biz de Edmonton'da ev dekorasyonunun yapıldığı bir evin önündeyiz. O eve gireceğiz ve sorularımızı hem ustalarımıza hem de uzmanlara yönelteceğiz. Bakalım ev dekorasyonunda son trendler neler ve nelere dikkat edeceğiz? Efendim, o tadilat yapılan, dekorasyon yapılan eve geldik. Şimdi evdeyiz. Bakalım mikrofonlarımızı ustalarımıza tutacağız. Acaba dekorasyon yaparken nelere dikkat edeceğiz? Malzemenin kalitesi ne kadar önemli? Bütün bu soruları yönelteceğiz ama önce ustamızı bir tanıyalım. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de gördüğüm kadarıyla böyle ellerinizden de anlaşılıyor. Maharetli bir ustasınız. Evet. Hadi ustacığım bize anlatın bakalım. Dekorasyonunda nelere dikkat etmek gerekir? Dekorasyonda ilk etapta malzemenin iyi olmasına dikkat etmek gerek. Yerin düzgün olup olmadığına bakmak gerek. Alacağın malzemenin işte uygun mu değil mi ortama, onlara dikkat etmek gerek. Sağlıklı malzeme seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? İşte andalyenle, waterproof parkesi olsun, boyasına olsun, bunlara önlem ediyorsunuz tabii ki. Bunlar da genellikle biz Device Center'dan alıyoruz malzemelerimizi. Bir usta olarak sizin evlerde karşılaştığınız en büyük sorunlar neler? Yani nedir İngiltere'deki evlerin en büyük problemi karşılaştığınız? En büyük problem ne? Çok yağmur aldı bu ülke. Çok yağmur aldığı için, çok yağmur yağdığı için genelde rütbet olayı çok fazla duvarlarda. Bir ikincisi genelde kansil binaları çok eski binalar olduğu için sorun oradan kaynaklanıyor. İçini değiştirme şansları olmuyor. Zeki ustam, bugün bu evde ne gibi değişiklikler yaptınız? Bu evin sorunları neydi? Nasıl çözüm buldunuz? Şimdi bu evin sorunu, fazla bir sorunu yoktu. Burada yeni bir dekorasyon yapıyoruz. Laminatlerini yapıyoruz, değiştirdik. İşte yeni laminat yapıyoruz. Boyası yapılacak. Yukarıda gördüğünüz gibi fayanslarını değiştirdik. İşte mutfak dolapları yenilenecek. Tuvalet, banyo yenileniyor. Bu eve bunları yaptık. Bu evlere bunu yaptık bugün, evet. Efendim, gerekli bilgileri aldıktan sonra diğer ustamızın yanına geçiyoruz. Efendim, dekorasyonun devam ettiği evde bu kez başka bir odaya geldik. Burası herhalde mutfak. Ustamız da çalışıyor. Hemen mikrofonu tutalım. Ustam merhabalar, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi bir tanıyalım önce. Ben Cengiz Usta, fayansçı. Meşhur fayansçı Cengiz Usta siz misiniz? Vallahi galibayım biz de yani. Kaç yıldan beri buradasınız? 20 sene geçkin yani. 22 sene falan var. Nedir burada karşılaştığınız en büyük problem bir usta olarak sizin? Bizim toplumumuz genelde Türkiye'de geldikleri için burası ile Türkiye'yi yani aynı kıyaslamayı yapıyor. Burası biraz farklı. Şimdi buradaki sistemle Türkiye sistemi ayrı. Nedir farklı olan yanı? Şimdi burada bir eve gittiğinde örneğin mermer döşüyorsun. Türkiye'deki döşeme ile buradaki döşeme farkı. Adam diyor ki ya ben dümdüz istiyorum diyor. Şimdi işçilik burada pahalı diyorsun, tamam işçiliği böyle yapalım diyorsun. Yok diyor ya, bu kadar işçilik mi olur falan. O tip sıkıntılar yaşıyor ama yabancı kişi onu itiraz etme şansı fazla yok. Çünkü o buranın şeyini biliyor. İşçiliğini, şeyini, her şeyini biliyor. Ama Türkiye'li kesim onu biraz o konuda çok sorun yaşıyoruz yani. Gittiğiniz, malzeme aldığınız yerler nereler? Ben genelde biz %90 DIY ile çalışıyoruz. Nedir tercih sebebi? Ya malzemesi kaliteli. Şimdi orada başımız ağrımıyor. Yani örneğin istediğin malzemeyi bulabiliyorsun. İstediğin zaman aniden elinden olabiliyor. Deliverisi zamandan geliyor. Artı malzeme kaliteli. Ya bu konular ön plana çıkan, bir usta için öne çıkan şeyler, nedenler yani. Müzik
Londra Mahallesi'nin kıymetli sakinleri bu hafta dekorasyon bölümü için Edmonton'a geldik. İnşaat halindeki bir evi ziyaret ettik. Ustalarımızla burada röportajlar yaptık. Hala görüyorsunuz evimiz inşaat halinde. Bakalım önümüzdeki haftalarda yine buraya geleceğiz. Ustalarımızın maharetli ellerinden neler çıkmış, nasıl bir sonuç ortaya çıkmış onu yine yerinde inceleyeceğiz. Londra Mahallesi'nde dekorasyon bölümünden bu haftalık bu kadar diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Önümüzdeki haftalarda ustalarımızdan ev dekorasyonu hakkında bilgiler almaya devam edeceğiz.